Kürsü TV yayınına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hafta yeni neslin dine yaklaşımını konuşmak istedik. Yaz tatilinde malumunuz birçok öğrenci Kur'an kurslarına gitti. Kur'an'la geçiş kutlamaları yapıldı ülkenin her tarafında. AK Parti öncesine göre bakıyoruz ki Kur'an ve din eğitimi konusunda büyük bir artış var. Buna ayrılan bütçe de artmış durumda. Ama tam tersine öbür yandan toplumda yine gözlemlediğimiz şey şu ki gençlerin dinden bir uzaklaşması, sekülerleşmesi durumu da görülüyor. Siz bu kadar bu gelişmelerden sonra yani gelinen noktayı nasıl değerlendirirsiniz hocam? Şimdi mevcut hükümetin izlediği bir dini politika var. Bunu dindar nesil yetiştirmek şeklinde ifade etmişlerdi. Güya Cumhuriyet'in 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan hedefine yönelik olarak işte 20 yılda dindar bir nesil yetiştirme hedefini gidiyorlardı. Güya Cumhuriyet eğitimi memleketin çocuklarını dinden uzaklaştırmış, dinsizleşmesine sebebiyet vermiş. Bunlar gelerek okullara din dersleri koyarak, peygamberin hayatını anlatan siyer dersleri koyarak, 3'e 4'e çıkararak dini müfredatı, hatta İmam Hatipler'in sayısını artırarak, diğer liseleri de İmam Hatiplere benzeterek ve Kur'an kurslarına yaz aylarında özellikle önem vererek normal eğitim süresince verilen din dersleri yetmiyormuş gibi bir de yaz aylarında çocukları özellikle Kur'an kurslara sevk ettirerek bu hususta dini eğitim vermesiyle bilinen birçok vakfı, tarikatı, cemaati, dini çevreyi seferber ederek Türkiye Cumhuriyeti okullarındaki çocukların kafalarının dini zihniyetle yetişmesi ve dindar olması için seferber oldular. Ve bunu dindar nesil yetiştirmek olarak ifade ettiler. 22 yılda gelinen noktaya baktığımızda tam bir iflas yaşandığını görüyoruz. Bu projenin iktidarın diğer tüm projeleri gibi bunun da çöktüğünü görüyoruz. Herhangi bir şekilde dindar nesil yetişmediği gibi yetişen gençlerin de bırakın dindar olmayı dinden kaçtığı, dine karşı soğuk davrandığı, deizm, ateizm yoluna girdiğini bizatihi kendi aileleri söylemeye başladılar. İktidara mensup birçok aileden şu şikayetleri duyuyoruz. İktidara geldik. Başörtümüzde her yerde yer alabiliyoruz. Bir zamanlar ordu evlerinden içeri giremiyorduk. Memur yapılamıyorduk. Kapıların önünde, okulların önünde eylemler yapıyorduk. Ama şimdi doktor oluyoruz, savcı oluyoruz, Yargıtay başsavcısı bile oluyoruz. Orduya giriyoruz. Her yere giriyoruz. Her yerde varız. Tüm milli eğitim emrimize verilmiş vaziyette. Ve 22 yıldır tek başına herhangi bir yanında ortağı da olmadan tek başına halktan aldığı oyla hükmediyoruz. Ama çocuklarımız deist ve ateist oluyor. Kendi çocukları bizatihi bana şikayetler geliyor. Bu dini konularda çok konuştuğum için televizyonlarda biraz olsun tanıdıkları ve bildikleri için. Ya biz çocuklarımıza engel olamıyoruz. Yani Türkiye'ye hükmediyoruz. Milletin çocuklarına din dersleri verdiriyoruz. Kur'an kurslarına götürüyoruz. Ama kendi çocuklarımıza laf geçiremiyoruz. Namaz kılmıyorlar. Oruç tutmuyorlar. Leis falan olma yolundalar. Tuhaf tuhaf sorular soruyorlar. Allah'ı inkar etme noktasına geldiler. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Bir iflasın eşiğindeler şu anda.
Yani bu proje tamamen çökmüş durumda. Bunun çökmesinin tabii çok nedenleri var ama bunu anlayacak insan da o çevrelerde ne yazık ki görülmüyor. Böyle karanlıklarda gelip karanlıklarda gidecekler. Bunun nedenleri üzerine kafa yoran insanlar gerekiyor. Niye bu böyle oluyor? Niye dindar nesil istiyoruz da bir türlü yetişmiyor diye. Şimdi ben az çok bunlar üzerine kafa yorduğum için benim tespitlerime göre dini çevrelerin dine hizmet ettiklerini, İslam'a hizmet amacıyla ortaya çıktıklarını söyleyen tüm dini çevrelerin İslam anlayışında, dini kavrayışında bir sorun var. Yani İslam'ı yanlış yerden kavruyorlar, tutuyorlar ve dine başka olması gereken yerden bakıyorlar. Bu kafayla, bu din anlayışıyla bir yere gitmek mümkün değil. Peki nedir bu? Dini çevrelerin çoğu İslamiyet'i bir ritüel dini olarak kabul ediyor. Bir ahlak, adalet, erdem kazandıran, bu davranışları bizlere kazandıran bir okul olarak değil, bazı ritüelleri icra ederek, bazı nüsukları yani ibadetleri, gerçek adı nüsuk onun ama ona ibadet diyelim geçici olarak, yerine getirerek yani namaz kılarak, oruç tutarak, hacca giderek, kurban keserek, kandil gecelerine katılarak, bol bol dua ederek, inşallah maşallah diyerek, sarık takarak, cübbe giyerek, sakal bırakarak dindarlık olacağını zannediyorlar. Dindarlığın bu olduğunu sanıyorlar. Bunlar ne kadar çok olursa dinin de o kadar fazla yaşandığını zannediyorlar. Yani insanlar akın akın camiye gitse, bütün camiler dolsa taşsa, hacca en fazla Türkiye'den gidenler olsa, sokaklarda tek bir başı açık kadın görülmese, herkes sarıkla, cübbeyle, çarşafla dolaşsa, insanların elinden tesbih, dilinden inşallah maşallah düşmese, kandil gecelerinde camiler dolsa taşsa, her yerde Kurban Bayramı'nda kurbanlar kesilse, tekbirler, teşrikler, tahliller, yasinler, buhurlar her bir yerden yükselse, İslam'ın mükemmel şekilde yaşandığını, cennet gibi bir yer olduğunu böyle yapmakla, bunlar olmakla sanıyorlar. Halbuki bu bomboş bir hayal. Bunların hiçbirisinin İslam'ın bir ülkede yaşanmasıyla bir alakası yoktur. Eğer bir ülkede camiler olmasa, namaz kılınmasa, ezan okunmasa, hacca gidilmese, kurban kesilmese, kandil geceleri olmasa, kadınlar örtünmese, sarık, çarşaf, sakal hiçbiri olmasa ve fakat kimse öldürmese, çalmasa, iftira atmasa, zina etmese, rüşvet alıp vermese, kul hakkı yemese, kamu görevlileri adaletle hareket etse, işte orada İslam var demektir. İsterse o şeklin hiçbirisi olmasın. Şimdi burada bizim dindarlarımız şekle takmış vaziyette. İstediği kadar ahlaklı olsun, istediği kadar adaletli olsun, istediği kadar kul hakkında kılı kırk yarsın, rüşvet yemesin, emeğiyle geçinsin, alın teriyle yaşasın. Bunlar önemli değil. Namaz yok. Namaz yok. Başörtüsü yok. Hac yok, kurban yok, cami yok, ezan yok, sakal yok, çarşaf yok. Bunlar yoksa ne işe yarar ahlaklı olmak, ne işe yarar adaletli olmak diye düşünüyorlar. Evet, aynen böyle düşünüyorlar. Müslümanları ahlakın adaletin değil, namazın kurtaracağına, Kur'an kursunda Kur'an öğrenmenin, hafız olmanın kurtaracağına inanıyorlar.
Bu nedenle yükleniyorlar hafız olmaya. Yükleniyorlar namaz kılmaya ve kıldırmaya. Yükleniyorlar şeklen cübbe, sakal, çarşaf, başörtüsü takmaya. Yükleniyorlar dış görünüş itibariyle şekli bir dindarlık kisvesine bürünmeye. Ama davranışlarına baktığınız zaman hiçbir eser yok. Yani alışverişinde sahtekar, yalan söylüyor, karısını aldatıyor, karısını dövüyor, ortağını kandırıyor, seçmenini kandırıyor, eşini kandırıyor, arkadaşını kandırıyor, sözünde durmuyor, bir dediği diğerini tutmuyor, kul hakkı diye bir şey yok, yanındakini sömürüyor, haram yemekten çekinmiyor, rüşvet almaktan çekinmediği gibi besmele ile rüşvet alıp salavat getirerek ihalelere fesat karıştırıyorlar. Şimdi böyle bir dindarlık olacağı bu işte. Bunun dindarlıkla falan bir alakası yok. Bu Kur'an kurslarının fazla olmasının, imam hatiplerinin artmasının, her yerde başörtülerin çoğalmasının, namaz kılanların sayısının artmasının, dindarlıkla, daha doğrusu dindarlıkla alakası olabilir de, İslam'ın bir ülkeye yerleşmesiyle, yer tutmasıyla İslam'ın o ülkede olduğunun, hakikaten yaşandığının görülmesiyle bir alakası yok. Şimdi eğer bir ülkede yöneticiler rüşvet yiyorsa, mafya her yere çökmüşse, halkın malına devlet organları kullanarak çökülüyorsa ve siyaset bir rant aracı olarak görülüyorsa, hizmet aracı olarak değil de rant, yani rant. Zengin olma, para kazanma, kendine yontma, 3 yıllık siyasetinde dünyalara sahip olma, daireler, arabalar, katlar, yatlar sahibi olmayı siyasette başarılı olmak olarak görüyorlar. Şimdi bu baştan sona iflas etmiş bir dindir, din anlayışıdır. Saray itibardır diyorlar. Sarayda yaşamak bir Müslümanın itibarıdır diyorlar. Madem öyle, Müslümanların en itibarlı kişisi peygamberin kendisi değil mi? Peki peygamber niye toprak damlı bir Medine fukara evinde ölmüş ve geriye hiç miras bırakmamış? Bir çanak çömlek, birkaç tane kap dışında hiçbir şey yok. 23 yıllık peygamberlik hayatında peygamberlikten kaynaklanan zerre bir mal artışı yok. Her şeyini tam tersi vermiş. Ve öldüğünde de 7 dirhemi bile yok. Onu dahi son nefesinde verilmesini istemiş. Şimdi bu dünyanın en itibarsız kişisi olması gerekiyor bu mantığa göre. Çünkü itibarı yok yani. İyi bir yerde oturmuyor. Zengin değil. Para sahibi değil, saraylarda falan yaşamıyor. O zaman bunun itibarı yok. 5 paralık itibarsız ölmüş oluyor bu kafaya göre peygamber. Şimdi zihniyet bozuk. Zihniyet yanlış. İslam'a baktıkları yer, dini kavradıkları yer çok yanlış. Dindar nesil yetiştirmek demek aslında Kur'an kursları açmak demek değildir. İmam hatipleri çoğaltmak, herkesi hafız yapmak, milletin çocuklarını Kur'an ezberletmek yaz aylarında değildir. Oralarda ezber yapılıyor. Kur'an kurslarında ezber yapılıyor. Yani Kur'an-ı Kerim dışından ve yüzünden okunarak ezberleniyor. Peki içinde ne yazıyor? Bu Kur'an-ı Kerim içinde ne yazıyor? Nasıl davranılması gerekiyor? Paraya karşı, güce karşı, servete karşı, ailesine karşı, komşusuna karşı, ortağına karşı. Nasıl davranılması gerekiyor? Yolda nasıl yürülmesi gerekiyor? Sokağa tükürüyorsun, sonra hafızlık taslıyorsun. Yukarıdan aşağı kilim çırpıyorsun, sonra dindarlık taslıyorsun. Yani davranışlar bozuk olunca dindarlık da olmuyor. Davranışlar düzeldiği zaman bir yerde dindarlık var demek. Dolayısıyla dindar nesil yetiştirmek demek. Bir, dindar nesil olması için bir neslin yalan söylemeyi bilmemesi gerekir.
Çocuklara ilkokulda 7 yaşında Kur'an-ı Kerim okumak ve ezberletmek değil, namaz kılmak değil, yalan söylememek öğretilmesi gerekir. Eğer bir ülkenin çocukları yalan nedir bilmiyorsa, 7 yaştan itibaren hem annesinde hem evinde yalanın en büyük günah olduğu öğretilerek ve bunu yaşayarak büyürse, işte gerçek dindar nesil odur. Çünkü yalan söylemeyen birisi, yalanı huy edinmeyen birisi, ortalama bir yetişkin yapılan araştırmalara göre günde 40 defa yalan söylüyormuş. Ortalama bir yetişkin elinde olmadan. Mesela telefon açıyor, 5 dakika sonra geleceğim diyor, 10 dakika sonra geliyor. Yalan. Yani dediğini yerine getirmiyor, sözünde durmuyor. Atıyor, sallıyor. Telefon açarken ona buna şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ortalama 40 kez dediğini yapmayan, yaptığı gibi söylemeyen yalanlar söylüyoruz. Şimdi sen bunu onun altına indirirsen dürüst oluyorsun. Onun altına indirirsen söylediklerini aynen söylediği gibi yapan, onun altına indirirsen sana dürüst diyorlar. 40'tan yukarı diye çıkarsan zaten sahtekar oluyorsun. Şimdi eğer bir insan dilini tutamıyorsa, yani diliyle davranışları arasında tutarlılık varsa, yani yalan yoksa, o kimse dürüsttür. Ve eğer komünistse dürüst bir komünist olur. Solcuysa dürüst solcu, dindarsa dürüst bir dindar. Hristiyansa dürüst bir Hristiyan, Müslümansa dürüst bir Müslüman olur. Neden dolayı? Yalandan dolayı. Yalan üzerine hangi kimlik oturtulursa, eğer yalancı birisinde o kimlik tutmaz. Yalan söyleyen birisi ortağını kandırır, karısını kandırır, anne babasını kandırır. Siyasetçi olursa seçmeni kandırır. Televizyoncu olursa seyirciyi kandırır. Yazar olursa okurunu kandırır. Esnaf olursa müşterisini kandırır. Çünkü küçükken 7 yaşında yalanın olmayacağını öğrenmedi. Yalan söyleyerek büyüdü. İleride hangi mesleği yaparsa yapsın hepsi yalan üzerine kurul olacağından ondan dindar da olmaz. Bu nedenle Peygamberimiz demiştir ki bir Müslüman nefsine uyup zina edebilir, tövbe eder. Bir Müslüman savaşta kaçar, sonra pişman olur, cesaret gelir, bir daha onu yapmaz. Ama bir Müslüman iki şey yapamaz. Bir, yalan söyleyemez. İki, cimri olamaz. Peygamberimiz böyle söylüyor. Bir, yalan söylemeyecek. İki, cimri. Yani bencil, egoist, başkasına vermeyen, parasından başkasını esirgeyen, eli cebine gitmeyen, başkasına böyle verirken eli titreyen, cömert değil yani, cimri. Yalancı olmayacak, cimri olmayacak. Yani dürüst olacak ve cömert olacak. Bu iki huy bir insanda olursa, o insan Kur'an kursunda çocuklara bu iki huy verilirse, onların okuduğu Kur'an dikiş tutar. Onların okuduğu Kur'an bu karakter üzerine bir anlam ifade eder. Ama bunlar yoksa, zaten özünde ruhunda yalancılık var, bencillik, egoistlik var, cimrilik var. İstediği kadar Kur'an hafız olsun. İstediği kadar dindar nesil olsun. Sarıklan, cübbeyle gez. Dilinde inşallah maşallah düşürmesin. Günde 1.000 kez lafzayı celal, Allah Allah diye zikir getirsin. Hiçbir anlamı olmaz. Dindarların birçoğu maalesef bu noktaya gelmiş durumda. Bizim ahlaklı olmamıza gerek yok. Namaz kılmamız, başımı örtmemiz, inşallah maşallah deyip dıştan şeklen sarıkla cübbeyle gezmemiz yeterlidir. Allah gelsin affeder diye düşünmeye başlamış durumdalar. İşte bundan dolayı dikiş tutmuyor. Evet. Bu din anlayışın temelden değişmesi, şekle önem vermeyen, özü ön plana çıkaran ve davranışların düzgün olmasını dindarlık olarak gören bir anlayış olursa, o söylenenlerin de o Kur'an kurslarında bir anlamı olur. Evet. Evet. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar.
Çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Bu arada biz konuyu belirledikten sonra Diyarbakır'da Kur'an kursundan dönen bir çocuk, 8 yaşında bir Narin Güren kaybolmuş. Halen aranıyor. Onun için de iyi dileklerimizi inşallah hani yakın zamanda bulunmasını ben diliyorum. Böyle kapatalım diye düşündüm. Maalesef Evet. küçük bir kız çocuğu. Umarız bulunur. Görüşmek üzere hocam tekrar yeni yayında. Çok sağ Tamam, teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim. Yeni döneminizde başarılar. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum.